STV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla sizlerle birlikteyiz. Siyah Kırmızılı ekip ligin 23. hafta karşılaşmasında Hatay Spor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma Cuma günü saat 19'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Eskişehir Spor'daki son gelişmeleri aktaracağız. Programımızın sonunda ise Eskişehir Spor'un başarılı futbolcusu Cemali Sertel ve teknik direktör Mustafa Özer'in açıklamaları sizlerle birlikte olacak. Evet Aytaç, merhaba. Merhaba Ahmet. Bugün tesislerdeydik. Herkesin aklında 3 puan var. Evet. Kendi sahamızda oynuyoruz. Rakip lider. Geçtiğimiz hafta bir nazar boncuğu olarak camia lanse ediyor bu mağlubiyeti. Menemen Spor'a 3-1 mağlup olmuştuk. Artık evimizdeki her karşılaşma final niteliğinde. Evet. Tabii ligdeki bütün karşılaşmalar final niteliğinde ama en önemli hedefimiz kendi sahamızda puan kaybı yaşamamak. Evet. Tabii taraftarla bu takımın geçen seneden bu iskelet geçen sene oluştu. Geçen sene taraftarla etkileşim sonrasında nasıl bir oyun, nasıl dirençli, mücadeleci bir oyun ortaya çıktığını görmüştük. İç sahada sadece bir mağlubiyeti olan bir gençler vardı geçmiş sezon ilk yarısında. Tabii o dönemki şartlar bu ligin ikinci yarısındaki benzer şartlarla aynı şartlar tekrar oluştu. Yani lige çok iyi başlayan bir takım var. Geçtiğimiz hafta Menemen mağlubiyetinde aslında bu takım bizi son oynadığı 4 maçta nasıl şaşırttıysa. Evet. Yani bazı şeyleri beklemiyorduk. Üzerine koya koya devam ettiler. Son Altınordu maçında da artık oyun olarak da bir şeyleri yapmayı başarmış bir takım vardı. Ama Menemen maçında işler yolunda gitmedi. Futbolun saha içindeki şansı da yanımızda olmadı. Çalınan bir tabii tartışmaya açık bir penaltı kararı da vardı. Ondan sonra 2-0'dan sonra Cemal ile çok da güzel gol attı. Yani haftanın en iyi gollerinden biriydi. Evet. Oyuna dönmeye çalışsa da takım başaramadı. 3-1'lik bir mağlubiyet olabilir. Bunlar olacak. Önümüzdeki haftalarda da bunlar olacak. Ama önemli olan bu yarışın içinde tutunmak. Hepimize görev düşüyor. Taraftara, camiaya, yönetime, teknik heyete. Bu takımı hep bu hedef noktasında tutmak gerekiyor. Yani evet. Bu hedeften uzaklaştırmamak lazım. Psikolojik açıdan takımın şu hedeften sapmasına engel olmak gerekiyor. Yani görevli olanlar bu noktada takımı tutmak zorunda. Ki bu haftada rakiplerin puan kaybetmesiyle. Yani tabii. Ligin alt sıralarında şey yer alan aynen öyle. Osmanlı Bursa'ya yenildi. Adana Spor kendi sahasında berabere kaldı. Bolu Spor berabere kaldı. Biz yenildik. Aslında makas açılmadı. Evet. Rakipler bir puanla haftayı kapatırken biz puansız kapattık ama evet. Hala makasın açıldığını söyleyemeyiz. Ya tabii 18, 16, 20 diye devam ediyor. Yani bu yarışın içindeyiz biz. Bu 30. haftaya kadar da eğer şu tablo bu şekilde devam ettirebilirsek bu çok önemli. Yani 1-2 puan öndeyiz veya aşağıdayız o önemli değil. Ama 30. haftaya kadar Eskişehir Spor, bu genç kadro, bu takım şu bantta lige girerse ondan sonraki hafta 30'dan sonra artık evimize oynayacağımız özellikle son 3 maç hep rakiplerle oynayacağız. Ligin 32, 33, 34. haftası hep muhtemel rakiplerle oynayacağız. Artık orada iç saha baskısı ikisi de evimizde olacak. Yani dediğimiz gibi takımı o noktaya kadar en azından yarışın içinde götürmemiz gerekiyor. Şimdi Hatay maçı var. Cuma günü saat 19'da. Bir hafta içi maçı. Tabii taraftar için bence hafta içi ben pazarı daha tercih ederdim. Daha baskılı bir ortam olabilirdi. Hafta içi olmasından dolayı gelemeyecek kesim olacaktır mutlaka. Ama taraftarın etkileşimiyle bu takımın neler yapabildiğini geçtiğimiz haftalarda gördük. Özellikle Altınordu maçı oyunda olmasıyla birlikte çok güzel bir skor getirmişti. Hatay'a gelecek olursak Ahmet, Hatay ligin son 3 haftasında 3 puana hasret bir takım. Son 3 karşılaşmada 1 puan çıkarttı. Ve liderler makası açarak gittikleri için hala liderliklerini sürdürüyorlar. Yani ligi ilk yarı sürklase etmeyi başardılar. Bunu belirtmek gerekiyor. Evet. Geçen seneden gelen bir Hatay Spor var. Gerçekten iyi futbol oynayan bir takımdı. Ama onlar da son 3 hafta sekteye uğradı. Saha içinde istediklerini yapamıyorlar. Futbolun doğasında var. Olabiliyor böyle şeyler. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti de var. Tabii dediğin gibi o makası aralığı nedeniyle hala liderliğini koruyorlar ki hafta içi de bir değişim yaşadı. Antrenör değiştiler. Mehmet Altıparmak takım yeni antrenör oldu. Ya bizim için bana göre bu dezavantajı oldu. Evet. Yani bir Türk takımlarında aslında birçok dünyanın birçok yerinde aynı şey geçerli. Takım teknik direktörü değiştirdikten sonraki ilk maçta
saha içi reaksiyonu farklı oluyor. Evet. Yani birçok takıma bu olumlu yansıyor. Bu anlamda belki bizim açımızdan eksi diyebileceğim nokta bu olabilir. Hatay'ın da iki takım arasındaki müsabakalara bakacak olursak son 3 müsabakada bu sezon ligin ilk yarısında orada oynanan maçı 1-0 kaybetmiştik. Evet. Geçen sezon burada gençlerle oynadığımız maçı 3-0 kaybettik. İlk yarının 17 haftalık o tablonun ilk ve tek iç saha mağlubiyetiydi o. İkinci yarı orada oynadığımız maçı da 4-0 kaybettik. Yani son 3 maçta Hatay'a gol dahi atamadan kaybettik. Hatay biraz ters geliyor bize. Ters geliyor. Bu ligde oldukça ondan ters geliyor. Zaten çok maçta oynamamışız. 7. veya 8. maçtı yanlış hatırlıyorsam. Evet. 3 biz kazandık, 3 Hatay kazandı. Bir de beraberlik var. Bu 8. maç olacak. Yani bazı şeyleri unutmamız lazım. Yani Menemen maçına takılı kalırsak. Ya sosyal medyada da görmüşler işte ruhsuz futbol. Ya şimdi Menemen maçındaki futbola ruhsuz futbol diye adlandırırsak Altınordu'daki maçı nasıl adlandıracağız? O zaman mükemmel ilahları falan hani devreye sokmamız lazım. Evet. Yani çok çabuk bize bu biraz hastalık yani camia olarak bazı şeylere bizim de payımız vardır bunda belki. Çok abartıyoruz. Bir şey tersine gittiği zaman da tam dibine doğru sokuyoruz maalesef. Birazcık dengeli gitmek gerekiyor. Şöyle bir şey var tabii Menemen karşısında. Şimdi bizim takımımızın şöyle bir özelliği var. Yani koşan, mücadele eden ve rakibin oyununu bozacak bir mentaliteyle saha içinde performans gösteriyor Eskişehirspor. Şimdi Menemen karşısında Menemen de koşan, mücadele eden bir takım ama Menemen golü ilk dakikada buldu. Ben takımın en büyük zaafının ilk yarılarda gol yemesini olarak görüyorum. Evet. Yani ilk golü Eskişehirspor'un görmemesi lazım. Evet, ben çünkü geriye düştüğümüz karşılaşmada takımlar geriye yaslanıyor otomatikman ve bunun akabinde gösterdikleri performans biraz daha seviyeye düşüyor. Şimdi Bursa Spor karşılaşmasını hatırlayalım. Bursa Spor karşılaşmasında Bursa Spor her yani dakika geçtikçe performansını daha fazla sahaya yansıttı. Gol için daha fazla yüklendi, daha çok baskı kurdu. Ama dakikalar ilerledikçe performansı biraz daha düşmeye başladı. İşte 70'ten sonra Bursa Spor'un maçın ilk dakikalarıyla son da yani o 70. dakikaya kadar gösterdikleri performanstan eser yoktu. Bunun en büyük nedeni Eskişehirspor tempoyu sürekli yüksekte tuttu ve enerjisiyle, gençliğinin enerjisiyle rakibini bozmaya çalıştı. Aynı şekilde Menemen Keçiören karşılaşmasında da bunu yaşadık. Altınordu karşılaşmasında biz daha fazla istedik. Golü de erken bulduk. Golü de erken bulduk. Rakibe gol şansı vermedik. Yani burada da Hatay karşılaşmasında şimdi Hatay'ın kadrosu deneyimli gerçekten ligin kaliteli takımlarından birisi. Hı hı. Ama yaş ortalamasına baktığın zaman Eskişehirspor'un çok çok fazla üstünde. Ben Bursa Spor karşılaşmasının bir senaryosunun yaşanılacağını düşünüyorum. Nasıl? Eğer Eskişehirspor gol bulmaz ya Eskişehirspor kalesinde golü görmezse ve ilerleyen dakikalarda Hatay Spor daha fazla zaten bir telaşlı gelecek Hatay yani. Çünkü tabii artık makas kapandı. Bursa Spor ve Erzurum Spor ensesinde Hatay Spor'un. Hatay Spor her dakika golü aramak için efor sarf ettiğinde ve golü bulamadığında bu Eskişehir Spor'a artı olarak yazılacaktır. Evet, evet. İşte benzer sahneleri işte Keçiören ve Bursa deplasmanları belki futbolda görmüştük. İşte dediğin gibi Ahmet takım ilk yarılarda veya ilk olarak söyleyeyim maçta gol yediği zaman dönüşler zor oluyor. Evet. Çünkü hücumda böyle kreatif oyuncu eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani, kilidi açacak futbolcu. Tabii yani geriye düştüğün zaman artık ne oluyor? Rakip de ister istemez savunma hattını biraz daha geriye çekiyor, biraz daha bekliyor. Bekleyen takımı çözmek için de orada iş yapacak, böyle kreatif savunmayı açacak, ara paslarıyla rakip savunma arkasına adam kaçıracak. Öyle adamlara ihtiyacı var. Eskişehirspor'da da hep söyledik. Orta sahadaki 3 isim birbirine benzer profildeki isimler. Yani Kıvanç, Mehmet Özcan ve Furkan Polat 6 numara özelliklerine sahip isimler. Evet. Yani bir 10 numara ayarında bir oyuncu olmadığı için orayı çözemiyorsun. Ama 0-0 oyununu da bu şekilde çok iyi oynuyorsun. Bir rakip gelemiyor. Yani Eskişehirspor bir duvar gibi orta sahayı örebiliyor. Evet. Kıvanç'ın son Altınordu maçındaki o deparıyla dönüp kayarak top alıp gitmesini sosyal medyada hani görmüşsündür. Yani savunmaya rakip hücum hattının oraya savunmadan önce bir duvar örüyorsun işte bu üç isimle.
Ama oyunu tuttuk, golü yedikten sonra dönüşün işte bu sebepten dolayı da olamıyor. Evet. İnşallah Hatay karşılaşmasında da futbolcuların eski haftalardaki gösterdiği performansını yine göstereceğine inanıyoruz. Eskişehirspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor değerli izleyenler. Geçtiğimiz hafta Kıvanç Karakaş'ın bir sakatlığı vardı. Altınordu maçında risk edilmemişti. Deneyimli futbolcunun bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Ama tabii son karar teknik ekibin, sağlık ekibinin. Bu arada karşılaşmayı Hakan Ceylan yönetecek. Saat 19'da başlayacak olan karşılaşmayı. Programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Cemali Sertel ve Mustafa Özer'in bugünkü açıklamalarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Aslında maça iyi hazırlanmıştık, takım halinde iyi odaklanmıştık. Ama istediğimiz gibi maça başlayamamıştık. Nazarlık diyelim o maç için. İşte önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bu haftaya çok iyi hazırlanıyoruz Hatay'a. İçerideyiz, evimizdeyiz. Taraftarımızla beraber bu maçı kazanmak istiyoruz. Senin bulduğun bir gol vardı sonunda. Keşke galibiyetle sonuçlansaydı ama bununla ilgili. İşte bir etkisi olmadı ama işte benim için güzel bir goldü. Yani ilk deneyimdi, ilk frikiğimdi bu sene. İnşallah devamları gelirse, galibiyetlerle gelirse çok güzel olur. Tabii Menemenspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Skor bizi tatmin etmedi. Tabii ki ancak biz önümüze bakmaya mecburuz. Hatay Spor'la ilgili 3 maçtır biliyorsunuz. 3 puana hasret olan bir takımla karşılaşacağız. Yeni bir hoca değişikliğine de gittiler. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendirip taraftarlarımıza iyi bir Eskişehirspor izlettirmeyi düşünüyoruz. Taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum. Onlar da desteğiyle iç sahada galibiyetle çıkmak tek arzumuz. Cezalı oyuncularımız yok. Kıvanç Karakaş doktor kontrolünde antrenmanlara başladı. Maç saatinde belli olacak. Hocam bir haftada 3 maça çıkacağız. 9 günde 3 maç. Bu bizim için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Genç bir kadroya sahibiz. Ya şimdi tabii genç oyuncularımız var. Fikstür de zor. Fikstür de zor. Genç oyuncularımız ama biliyorsunuz çok derin bir kadromuz yok bizim. Elimizdeki oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten üst üste maçlarımız var. Çok zorlu haftalara da girdik. Futbolcuların morali iyi. Genç oyuncularla mücadele etmek her zaman avantajdır. Bu tur maçları. Maçlardan sonra zaten hocalarım, ekibim toparlıyoruz takımı. Hem mantel olarak hem fizik olarak toparlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi derin bir kadromuz yok. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hocam Ahmet A takıma katılacak diye bir bildiğimiz var. Şu anda öyle bir şey. Yani şu anda Ahmet'le ilgili altyapıda çıkıyordu antrenmanlara. Onun tam net olarak yönetim kurulu başkanımız geleni o konuyla ilgili.